Emek İş, Tel Örgü ve Çit İmalatı Size Geliyoruz programını sunar. Size Geliyoruz programından merhabalar değerli izleyenler. Bugün Doğanşehir ilçemize bağlı Polat mahallesindeyiz. Yanımızda muhtarımız var. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Biz deyiz muhtarım. Sizi tanıyalım. Ben Aykut Eğilmez. Polat Mahalle muhtarıyım. İlk döneminiz? İlk dönemim, evet. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Nasıl karar verdiniz muhtar olmaya? Biraz halk isteğiyle oldu. Kendi isteğimle değil de hayırlısı böyleymiş. Aday olduk. Allah da nasip etti. İnşallah Allah utandırmaz. Amin inşallah. Şöyle turumuza başlayalım dilerseniz evet. Muhtarım. Polat mahallemizi daha yakından tanımak isteriz. Tabii nüfusunun yüksek olduğunu çok evet. iyi biliyoruz buranın. Daha önce de gelmiştik 2-3 defa. Depremden sonra da gelip çekme fırsatı yakalamıştık. Evet. Neler değişti, neler gelişti hepsini gözler önüne sereceğiz bugün muhtarım. Evet. Ama önce Polat mahallesini bilmeyen izleyicilerimiz için bir anlatalım. Tam olarak nerede bulunur, nüfusumuz kaçtır? Konum Polat itibariyle değerlendirelim. Polat mahallesi Doğanşehir merkeze 9 kilometre uzaklıkta. Bulunan Cumhuriyet'in 7. beldesi olan ve Büyükşehir yasasıyla mahalleye dönüştürülen bir mahallemiz. 2500 şimdi yaşayan vatandaşımız var. Ve 6 Şubat depremlerinde en ağır darbeyi alan bir mahalleyiz gördüğünüz üzere. Daha önce de çekim yapmışsınız bu bölgede. Muhtarım tabii depremden sonra gelmiştik. Evet. Seçimlerden önceydi. Bir önceki evet. muhtarımızla mahalleyi gezmiştik. Sorun evet. sıkıntıları gezmiştik, anlatmıştık. Evet. Ama maalesef ki o dönem geldiğimiz zaman hala yıkımların devam ettiğini görmüştük. Şu an bir gelişme var mı? Yıkımlar Şu tamamlandı. Şu anda yıkımlar devam ediyor. Yıkım ekipleri dün geldi. Gördüğünüz gibi birazdan görüntü alabilirsiniz. Yani hala yıkım devam ediyor mu? Evet. 72 tane şu anda halihazırda yıkılacak konut ve ahırımız var. Peki neden bu kadar bekledi? Sayının çok olmasından dolayı, çünkü burada 1100 tane ev ağır hasar aldı. Valilikteki artık ihalenin gecikmesinden dolayı olabilir. Şirketlerin yani tüm bölgede ağır yıkımlar olduğu için gecikme olabilir. Bu zamana kaldı yani, en son yıkımlar da dün başladı. Bundan sonra da yıkımlar devam edecek bitene kadar yani. Peki göstereceğiz oraları da. Şöyle evet. vatandaşlarımız toplanmış, onlara da bir mikrofon uzatmak isteriz. Evet. Merhabalar, nasılsınız? Merhaba. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler, biz deyiz. Sizi tanıyalım. Ben Latif Uludağ, Polat kasabası sakinlerindenim. Doğma büyüme buralı mısınız? Evet, doğma büyüme. 59 yaşındayım, buralıyım. Peki ne durumda eviniz? Evlerimizin hepsi yıkıldı. Burada zaten Malatya bölgesinde en çok hasar alan bölge burası. Ekonomik olarak zayıf olan bölgede burası. Herhangi bir burada iş potansiyeli yoktur. Bu depremden dolayı biz genelde hayvancılıkla geçimimizi sağlıyorduk, tarım ve hayvancılıkla. Zaten hayvan akırlarımız yıkıldı. Tarımda depremden dolayı ekmiş olduğumuz ürünleri muhafaza edeceğimiz yerler olmadığı için tarım da geri planda kaldı. Neyle geçiriyorsunuz peki? Valla şu anda devletin yapmış olduğu yardımlarla, bizim geçmişten kalan ufak tefek olan birikimlerle hayata devam ettirmeye çalışıyoruz. Nerede kalıyorsunuz? Ben kendim gece kondu şeklinde tahtadan bir yer yaptım. Zaten konteyner vermemişlerdi evin mahkemelik olduğundan dolayı. Barakadan bir yer yaptım. Orada barınmamı sağlıyorum. Kaç kişi kalıyorsunuz? Ben tek başıma kalıyorum. Eşim Ankara'da. Hı-hı. Yalnız yaşıyorum. Ben tek başıma burada kalıyorum. Deprem ayırdı mı birçok kişi? Maalesef. Maalesef hayatlar ayırdı. Hı-hı. Peki çalışmalar nasıl gidiyor burada sizce? Valla şu anda dün yıkım için gelmişlerdi. Birkaç tane ev yıktılar. Daha yıkılacak herhalde. Muhtarımız söylediğine göre 72 tane falan yıkılacak ev var. Burada yıkılmadan önce bizim için öncelikli olan yapılmasıdır. Hayvan işletmelerimizin ivedilikle yapılmasıdır. Çünkü hepimiz işsizlik, ekonomik olarak zayıfık. Herhangi bir girdimiz yoktur. Onun için öncelikle bizim işletmelerimizin temini, bizim yani üretebilmemiz. Öncelik ekonomi tabii ki. Tabii. Peki teşekkür ederiz. Ben şöyle teşekkür tek tek mikrofon görüşürüz. Tutarak gidelim. Sizi tanıyalım. Muammer Şahin. Siz neler söylersiniz? Vallahi depremde hayvancılıkla uğraşıyorum, çiftçiyim. Ağır hasar verdiler benim binaya, hayvanların olduğu binaya. Şimdi diyorlar yıkacak. İçeride ben kendi imkanlarımla tadilat yaptırdım. Geçimimi sağlıyorum. Kaç tane hayvanınız var? Büyük baş mı, küçük baş mı? Küçük baş var şu an. Yıkacak diyorlar. Devlet bana akır vermedi. Para vermedi. Bir yol göstermedi. Bir çare. Ben geçimimi sağlıyorum. Bir sürü nüfusum ben. İsterse içinde hayvan olsun. Ben yıkar geçerim diyor. Ortalama kaç hayvanınız var şu an? Şu an içeride 50 tane var. 50 tane küçük baş. Evet. Çatıda da bir ton tütün var. Ben hayvanı koyacak yer bulamıyorum.
tütünü koyacak yer bulamıyorum. Ben ne yapacağımı şaştım kaldım. Peki çadır talebiniz oldu mu hiç? Vallahi çadırda da zor tabii ki de. Çadırı da kendi adamlarına verdiler. Hayvanı olan adam burada kenarda durdu. Hayvan olmayan aldı içeriye sakladı. Getir bana çadır ver, hayvanımı çadıra koyayım da yıkıyorum, ne diyorsan git. Ne yapmayı düşünüyorsunuz peki? Vallahi 2 litre benzin hazırladım, yakacağım kendim. Öyle düşünmeyelim de yine yani. Yani tabii çaresizlik çok zor gerçekten durumunuz. Aynen, ama ben hayvancılık, çiftçilik ne yapacağım? Hayvanı da öldüreceğim, tütünü de yakacağım, beni de yakacağım. Böyle bir şey olur mu ya? Buradan seslenelim bir yetkililere. Yani en azından geçiminizi sağlayabileceğiniz bir ortam ya sağlasınlar. Adam, kış gelmiş. Bir 3-4 ay sonra biz hayvanımızı satarız. Bize müsaade etseler. Gelsin, yıksın, götürsün. Ne yapacağım ben? Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sizi tanıyalım. Talat Özcan. Neler söylersiniz? Bizim söyleyecek derdimiz çok da inşallah söylediklerimizi dile getirirsiniz. Şimdi burada deprem olalı herkes konteynerde oturuyor. Vatandaş bireysel konteynerlerde oturuyor. Benim bu aya elektrik borcum 2500 lira. Öbür adam orada elektriğini, suyunu beleş kullanırken benim de evim yıkıldı. Ben de mağdurum. Ben de dışarıda kalmışım. Böyle bunca ağzı ayırt edemeyen bir hükümet kalkıp da bizi ne şekilde yapacak? Deprem olan bölgede bir çiftçinin afı yok. Bir çiftçiye bakan yok. Çiftçinin adı yoktur. 3 sene evvel 175-120 lira kredi aldım. Şimdi 700 lira icraya verdiler beni, ben deprem bölgesinde. Şimdi bu cuma günü 700 milyar ödeyeceğim. Oraya çıkıyor Tarım Bakanı. Biz öyle bir insanız ki 5 sene kepeğin ne olmadığını bilen Tarım Bakanı'yla 5 sene idare ettik. Memleketin durumu bu. Tarihi belli olmayan bir memleketti bura. Siyasetin getirdiği şey, bak şuralara evlerimiz yapılmadı. Bizi aldılar 3 kilometre öteye götürdüler. Yarın oradan bu vatandaş arabası olmayan gelip de burada nasıl çiftçilik yapacak? Siyasetin biz 6 kilometreymiş bu arada köy evlerinin yapıldığı yer. Darbesini yedik Allah'a şükür de. 1 lira da desin ki hükümetten bu memlekete bir çöp geldi desinler. Sağ olsun o vatandaşlar gönderdi de vatandaşların eskisi yine çıkıyor. İnan vatandaş bu hale geldi. Şu anda hiç yani konuşacak çok şey var. Ama hiç gerçekleşen bir şey yoktur. 6 sene olmuş, 3 sene oldu seçim geçerli. Daha bir AK Partili'nin yetkisi gelip de buraya da sizin haliniz bu olacak demledi bize. Valisi, belediye başkanı, büyükşehir olduk. Daha bu büyükşehri 10 senedir bu vatandaş büyükşehir belediye başkanını görmemiştir. Gelmediler. Seçimde biliyor adam. Sıradan getiriyor, AK Parti'den bir kişi koyuyor. Millete tuz akışır gibi veriyor oyunu. Adam orada koltukta oturuyor, sen de burada çile çek. Ne yap? Çok teşekkür ederiz. Şöyle birkaç kişiye daha mikrofonu uzatıp başlayalım. Sizi tanıyalım. Serdal Akkoyun, Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis Üyesiyim. Duran şöyle görev yapmaktayız. Nasıl gidiyor çalışmalar? Vatandaş çok dertli anladığımız kadarıyla, haklı olarak da. Halil'e sıkıntılı. Polat tarım ve hayvancılıkla geçinen bölgeydi. Afetten dolayı bu imkanlarımız kısıtlandı. Şimdi bölgede tarım yok, hayvancılık yok, sanayi yok. Esnaf o derece batmış bir şekilde. Arkadaşların söylediği gibi mahallemizi 6-7 kilometreye taşıdılar. Evler daha yapmadı. Buradaki konteynerde kalan insanları bir nebze mutlu etmeye çalışıyorlar. Elektriğini, suyunu, yardımını karşılıyorlar. Ama burada 300 hane bireyselde kalıyor. Onlar çok sıkıntılı, çok dertliler. Söyledikleri gibi yani kazanç yok. Kimse bir şey kazanamadı. Tarım yok, hayvancılık yok deminki dediğim gibi. Yani çok mağdurlar. Ama hiç kimse ilgilenmiyor. Bunlara bir destek, işte en azından elektriğinden, suyundan veyahut da tarıma yönelik bir destek verilmedi. Çok mağdurlar. Taşındıkları için de buradan çok üzgünler. Yani tabii Doğanşehir tarımdan bahsetmişken bir açıklayalım dilerseniz. Doğanşehir denilince akla tütün geliyor. Şu an ne aşamada tütün? Şu an tütün yok. Olanlar da zaten satamıyor. Şey uygulamışlar, baskı uyguluyorlar. Kargolar kapalı. Almıyorlar. Zaten tüccarın eline kalmış. Tüccar da geliyor. İstersen satma diyor. Adamı barındıracak yeri yok. Deposu yok. Olmayınca mecbur satmak zorunda kalıyor. Ucuz fiyata veriyor. İhtiyacı da var. Yani sıkıntıları çok büyük. Şu an belediye başkanımız sağ olsun. Meclis belediye başkanı olarak iyi çalışıyoruz ama imkanlarımız kısıtlı. Kimsenin derdinde bir merhem olamıyor. Destek göremiyor musunuz? Destek gücümüz yok. Veremiyoruz. Daha önceki belediye başkanı sağ olsun doldurmuş içeriye bayağı bir personel. Genel ödenek ancak onlara gidiyor. Hizmete açılamıyor. Açıldığı zaman biz açık veriyoruz. Yani sağ olsun diğer büyük şehirler biraz mazot desteğinde bulunuyorlar. Yoksa yani dışarı çıkacak halimiz yok. Çok mağdur yani. Bu insanların derdine çare olmak istiyor. Üzülüyor ama elimizden bir şey gelmiyor. Yapacak bir şey yok yani.
Çok teşekkür ederiz. Sizi de tanıyalım. Metin Coşkun. Siz neler eklemek istersiniz? Ben bir ahırım vardı. Bakılmadı. Bu arkadaş, ben bu il dışındaydım. Gösteriyor, buraya sonra bakılacak diyor. Şu an eğer görebilseniz çok tehlikeli yani. Ağır hasarlı mı? Üç sefer de müracaat ettim Malatya'ya. En son evet şu gün geldiler, bir resim falan çekirdiler. Çok tehlikeli, size girmek mümkün değil. Büyük bir ahır. Bunu ben yıkamam benim. Yani gücüm yetmez ki onu yıkam kaldıram. Gidip hiç ilgilenmediler. Kaç sefer özel gittik geldik ama üç sefer de Malatya'ya müracaat dilekçe verdik. Böyle. Önce yıkılmasını istiyorsunuz siz de. Peki, teşekkür ederiz. Konuşacak başka, konuşmak isteyen var mı? Sizinle de konuşalım. İsim soy isim nedir? Buyurun, Mahmut Güzel. Burada yaşıyorsunuz. Burada yaşıyorum. Sizin ne gibi mağduriyetleriniz var? Valla mağduriyet çok. Ben şu durumda demin bir arkadaşım bir daha söyledi. Benim evimin bir tanesi yıkıldı. Bir tanesi abi basarıdı. Siz de Polat'ta mıydı? Evet. Oçaklağını patlağını yaptırdık. Şimdi oturuyor içinde. En ufak çatlakta benim hanım korkuyor, hani atak kendi kendine dışarıya atıyor, ya kolunu kırıyor ya bacağını kırıyor. Müstakil mi yapınız? Buyur. Müstakil mi yapınız? Müstakil, iki katlı ev. Üstü abimin, altı benim. Şeye gelince, tamam, deminden beri arkadaşlar da konuşuyor. Konteynerde oturan depremzade de, yani biz evimizde oturan adam depremzade değil miyiz? 10. 28'inde ödedim 1270 lira su parası. Dün yine geldi 450 lira. Onu yatırmaya gittim, memur yoktur. Bak, paramla gittim yatırmaya. Nerede ödüyorsunuz? Doğanşehir. Merkezde. Maskede. Ya burada zaten öyle ödenecek bir yer yok da. Bir tane harro koymuşlar oraya, gidiyorum. Sistem yok. Bilmem, bu on git yarın gel. Bu vatandaş işte sürünüyor buralarda. Başka yapacak ne diyecek? Herkes yani konteynerde oturan mağdur oldu da evinde oturan adam mağdur olmadı mı? Hani bizim maliyeten bir yerden gelirimiz mi var? Eskiden pancar parası alıyorduk 88-95 lira kadar. Pancar parası alındığı gün bu köy düğün bayram ediyordu. Herkesin cebi doluyordu, evi barkı yapılıyordu. Şimdi para da yok, pancar da yok. Şimdi pancara bir kota koydu. O kotaya şey ettik, ona mecbur kaldık, eki yok. Ektiğimiz karşılığını almıyor ki. Bunun sadece şeyinde muhalefetliğini yapsa iktidar da bu kadar olmaz yani. Yani bu iktidarı suçlarken muhalefeti de suçlayacaksın. O da aynısı. Yapacak çok teşekkür şey ederiz. Sağ olun. Sizi de tanıyalım amca, devam edelim. Şimdi size Polat sattık diye tamam televizyonda devam edelim. Bu Polat'ı sattılar. Bir Polat'ın ekmeği aşı bura. Attılar bizi o dağın arkasına. Biz ne yiyip ne içecek? Bu devlet nerede? Benim evim başıma yıkılmış. Bana ev yapıyor 4,5 milyara. Ben nereden alıp da sana 4,5 milyarı vereceğim? Tamam mı? Öbür adamın 10 hayvan ölmüş, 20 tane hayvan vermiş. 100 koyun ölmüş, 120 tane koyun vermiş. Bana ne verdin? Kira vermedin. 15 yardım, 10 yardım bunları vermedin. Hiçbir şey vermedin bana. Geri benim ayakta duran evimi de yıkacağım demiş bana 10,5 kağıt ceza yazmışsın. Derdin ne bize? Ben de bir alacağım, vereceğim mi var? Ne için ceza yazıldı size? Ya ben dedim benim akrım yıkılmasın diye mahkemeye verdim. Sen gelen memurların hacira parasıymış. Hani o memurlar huzur hakkını ne alıyorlar ya. Evet. Yazık, günah, çocuklara azıcık daha versin. Çok teşekkür ederiz amca, sağ olun. Şöyle devam edelim dilerseniz muhtarım. Başka bir şey yapalım. Tabii şu anda Polat Mahallemizin hemen merkezindeyiz. Evet. Vatandaşlar da burada Bilge toplanmış durumda. Bulunduğu noktadayız. Kalabalık bir mahalle. Zaten görüyoruz vatandaşlar. Evet. Buradalar, hemen merkezdeler. Kalabalık ama insanların çoğu yukarıdaki konteyner kentte kaldığı için çoğu da inmiyor. Yaşlılar havaların soğumasıyla malum yaz ayları. Bir ayrı konteyner vardı değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. 3 tane kentimiz var. 295 aile kalıyor. Yani 295 tane konteyner kentte kalan aile sayımız var. Yani nüfusun %70'i konteyner kentte ikamet ediyor şu anda. %30'u da bu bölgelerde. Evet. Kiminin evi az hasarlı. Bu görmüş olduğunuz evlerin çoğu zaten şimdi görmüş olduğunuz iş makinesiyle yıkılacak. Yıkım ekipleri geldi. 72 tane daha bu bölgede yıkılacak evimiz ve ahırımız var. Yıkım çok gecikmiş muhtarım yani. Hani evet, birçok bölgede yıkımlar tamamlandı. Burada niye bu kadar gecikti? Dağlık bir alan.
burada iş makinelerinin, kamyonların çalışması çok sıkıntılı olacak. Çünkü geçen gün bir kar yağışı oldu malumunuz. Bu iş makineleri çalışmadı yani. Geldikleri halde çalışamadılar. Aslında bizim buradaki vatandaşlarımızın en büyük isteği ve sıkıntısı Polat'ın buradan taşınması. Yani 6 kilometre demiştiniz evet, değil mi? Gördüğünüz, baktığınız alanda şu tepenin arkasına taşınıyor Polat. Burada tarım ve hayvancılık yapma olasılığı bitiyor insanların yani. Yani orada şehirli hayatı yaşamaya mecbur kılıyorlar. Yani vatandaş 6 kilometre her gün nasıl gidip gelecek? Orası da muamma yani evet. Gerçekten herkesin imkanı yok. Zaten Polat'ta geçtiğimiz sefer geldiğimizde ciddi bir ulaşım probleminden bahsetmiştik. Yani ulaşım problemi bu kadar had safhadayken vatandaş köy evlerine nasıl gidip gelecek evet, 6 kilometre? Ulaşım sorunu sağ olsun Doğanşehir Belediye Başkanımız sayesinde çözüldü. Sıkıntı yok mu? Sıkıntı yok evet. Bir tane minibüs tahsis edildi. Günde 4 sefer olmak üzere. Öyle mi? Evet. Yani sevindirici bir gelişme. Evet. Çünkü geçtiğimiz sefer geldiğimizde vatandaş çok mağdurdu bu durumda. Evet. Biz talep etmiştik seçimden sonra. Başkanımız da göz ardı etmedi. Buradan teşekkür ederim kendisine. Desteklerini esirgemiyorlar ama malumunuz Doğanşehir Belediyesi'nin de gücü belli. Şimdi buralarda önceden esnaflarımız vardı. Zaten şu anda da konteynerlarda hizmet evet. veriyorlar. Terzimiz var. Şu arka tarafta çok iyi hatırlıyoruz. Kahvehaneler vardı. Yıkılmış evet, hepsi zaten. Kahvehaneler vardı. Hepsi yıkıldı. Burada eski belediye hizmet binamız vardı. Camimiz vardı. Zaten şimdi burada yaşayan vatandaşların en büyük eksikliği cami eksikliği. Yani insanlar... Şu an cami yok mu mahallede? Var. Konteyner kentten biz kurmuş olduğumuz bir camimiz var. Şöyle geçelim mi? Gösterelim dilerseniz. Gösterelim evet buyurun. Yani nüfus vatandaş, bu kadar fazlayken bu konteyner yeterli evet, oluyor mu? Parklarda halı falan seriliyor. Burada ibadetlerini böyle gerçekleştiriyorlar yani. Peki bir girişimde bulunulmadı mı cami için? Ben şimdiki validen önceki vali beye randevu almıştım. Bu cami eksikliğini söylemek için gittim. Kendisi de... Gelin gelin şöyle konuşalım sizinle de. Kendisi de 202 tane camiye ihtiyacı olduğunu söyledi. Sponsor aradığını söyledi. Yani bir çözüm yolu üretmek yerine. Eski valimiz o şekilde açıklama evet, yaptı size. Bize öyle bir açıklama yaptı. Biz de sağ olsun Doğanşehir Kaymakamımız 4 tane konteyner tahsis etti buraya. Doğanşehir Belediye Başkanımızın da yardımıyla konteynerden buraya bir geçici cami yaptık. Bunda da sürekli akmalar oluyor, nem almalar oluyor. Yani cemaat da rahatsız bu konuda. Şöyle cemaate de mikrofon evet. uzatalım amcamıza evet. denk gelmişken. İsim soy isim nedir? Mustafa Çağan. Siz neler söylersiniz camiyle ilgili? Evet işte camimiz abi böyle biz fazla şeyimiz yok bizim. Mahzurum da burada yani çatısı akıyor. Tabanlar çürük. Muhtarımızın önderliğinde yapıldı ama başka ilgilenen olmadı. Yeterli de olmuyor galiba. Yeterli de değil. Zaten de cumada, bir bayramda, cenazede sığmıyor zaten. Orada bir sığmıyor oraya. İnsanlar şu görmüş olduğunuz parkta evet. ibadet gerçekleştiriyorlar. Halıları serip orada evet, ibadet ediyorlar. Evet, hallarımız da burada. Evet. Halıları evet, serip orada. Buranın temizliğini yaptırıyoruz cuma günleri. Şimdi önümüz kış zaten kar yağışı da başladı. Yavaş yavaş i̇şte artık. Şikayetimiz bundan dolayı yani cemaat sığmıyor. Yani Diyanet'in falan böyle bir girişimi de yok. Yani cami yapılması için. Sonuçta burada hayat devam edecek. Yani 117 tane sağlam evimiz var. İşte jandarma karakolumuz sağlam, sağlık ocağımız sağlam, ilköğretim okulumuz sağlam. Yani burada hayat devam edecek. Devam edeceği için buraya da bir cami lazım. Yani yetkililerden bunun için bir yardım bekliyoruz yani. Burada vatandaş çok mağdur oluyor yani bir cami sıkıntısı büyük. Yani biz de konteynerden mesela yukarıdan geliyoruz. Siz konteynerden mi kalıyorsunuz evet, yukarı bölgedeki? Kalayım. Evet yukarıdayım ben de. Var mı yaşadığınız sorun, sıkıntılar? Şimdilik bir sıkıntımız yok öyle işte. Bir elektrik kesintisi olmazsa bizim sıkıntımız başka bir şey yok şimdilik. Sıkça kesiliyor mu peki? Yok pek de fazla geçen bir ara kesildi. Fazla da kesinti olmaz. Çok yoğun nüfus var orada. Evet şimdi orada 300 tane muhtarım, 300 konut mu var? 305 konteyner. 295 tanesi vatandaşların kullandığı. Zaten %70'inin orada olduğunu evet, söylediniz mahalledeki evet, nüfusun. Evet, evet, yani büyük yoğunluk diğer bölgede, konteyner kentlerin evet. olduğu bölgede. Geçen caminin içine de bir bakın. Şöyle bir gösterip devam edelim. Eğer açıksa tabii ki. Açık galiba. Açık zaten vakit de yakın. Peki siz köy evleri için neler düşünüyorsunuz? 6 kilometre ileriye yapılmış vatandaş bu konudan biraz muzdaripti. Devletin
kestiği var mı acıma? Kapı burası mı? Evet. Vatandaşımız burada ibadetlerini gerçekleştiriyorlar. Cami olmadığı için tabii yıkıldığı için vatandaş burada ibadet ediyor konteynerlerde. Çatısını Mehmet Başkan'dan sağ olsun talep ettik. Yapıldı ama yine de nem alıyor. Tabandan da nem alıyor. Üstten de nem alıyor. Yani Polat gibi bir yere yakışmıyor yani. Çünkü bizim burada iki tane camimiz vardı. İkisi de ağır hasar aldı. Bu eski camimizin yeri zaten tabelası da var. Komple enkaz. Bu lavabolar sağlam mı yani bu yapı? Kullanılıyor yani sağlamlığı işte mecburen abdest falan için kullanılıyor. Bir ağır hasarı falan yok. Bir sıkıntı yok burada. Deprem zamanında kullanıldı evet şimdi de kullanılıyor. Peki şöyle devam edelim cami problemimizi. Evet evet şurada halılarımız varmış. Evet. Vatandaş parka serip orada ibadet ediyorlarmış parkta. Camiye aslında camide değil de konteynerlara sığmayınca. Şöyle gelin oraları da gösterelim halıları. Sonradan yapmışlar burayı. Vatandaş bu şekilde halılarını buraya yerleştirmiş. Buradan açacaklardı. O da kaldı orada. Onu da açmadılar. Öyle kaldı. Zor koşullar hakim Polat'ta. Evet, hem cami olarak hem barınma olarak genel anlamda geçim sıkıntısı çok aslında, büyük sıkıntılar var aslında yani bu coğrafyada. Geçim sıkıntısı köy evleri, yeni köy evleri bittikten sonra başlayacak Polatlı için. Çünkü tarım ve hayvancılığa mesela tarım alanlarına 6 kilometre uzaklığı, otlakiyelere, meralara uzaklığı 10 kilometre. Yani yeni yapılan yerleşkeyle buranın. Şimdi 10 kilometreden gelip hayvancılık yapma şansı yok insanların. Yani kesin bu imkanı yok tabii. Yeri belirlenirken neye göre belirlenmiş? Yani köylüyü bitirmek için mi belirlenmiş, köylüyü yaşatmak için belirlenmiş belli değil. Yani zaten tarım, hayvancılık bitmek üzere. Yani nasıl yapılıyor bu işler ben anlamış değilim. Hayvancılıkla geçinen bir yer. Yani başka bir geçim kaynağı yok. Emeklimiz var. Ve burada 16.500 dönüm sulu saha var. Yani bu arazide Polatlı 5 sene 10 sene sonra taşındıktan sonra yabancılaşacak. Yani insanlar işleyemediği toprağı ne yapacak? Mecbur satacaklar. Yani ata dede toprağı. Yani bu köy evlerinin yerleri belirlenirken bunların öngörülmesi lazımdı yani. Peki şunu sormak istiyorum. Tabii aldığımız duyumdan yola çıkarak söylüyorum bunu. Siz de teyit edebilirsiniz. Köy evlerinin olduğu alanlara ahırlar yapılmadı diyebiliyoruz. Evet. Burada var mı? Yok yapılmadı. Yani niye bu düşünülmedi peki? Şimdi şöyle Vali Bey'in söylediği aslında insanları ilk etapta konteynerden kurtarıp yani ilk etap olarak şey öngörülüyor. Yani nereden evler, ilerleyelim muhtarım? Tamam, şuradan mı ilerleyelim? İlerleyelim evet. Ahırlar ikinci etapta yapılacak. Hani yapılmayacak diye bir şey yok. Yapılacak da orada bir hayvancılık için ahırları yaptınız. Ama orada bir mera olmadıktan sonra, otlakiye olmadıktan sonra oradaki ahırın bir önemi kalmıyor. Yani bizim yeni taşınılan bölgede hiçbir arazimiz yok. Hiçbir otlakiyemiz yok. Bizim arazimiz, otlakiyemiz bu bölgede. Yani yarın bir gün sıkıntı daha büyük olacak. Yani vatandaşın yarın bir gün çekmiş olduğu ekonomik koşullar daha ağırlaşacak. Çünkü o evlerin ödemesi başlayacak. Bu insanlar araziden ve hayvancılıktan bir şey kazanmadıktan sonra o borçları nasıl ödeyecekler? Evlerini nasıl geçindirecekler? Şimdi 6 kilometreden gelip hayvancılık yapmak, tarım yapmak öyle basit bir şey değil yani. Çünkü akaryakıt fiyatları malumunuz. Bizim bölgemizde sulama suyu sorunu da var. Yani bizim çiftçilerimiz gün oluyor, günde 3 sefer, 4 sefer aynı araziye yani gitmek zorunda kalıyorlar. Nasıl yapıyorsunuz sulamayı? Nereden alıyorsunuz? Barajımız var. Rahmetli Turgut Özal'ın zamanında yapılan sene 91'de devreye giren Polat Barajı var. Fındık Köyü, Mızgı Köyü, Topraktepe ve Çavuşlu Köyü'nün sulamasını sağlıyor bu baraj. Yeterli oluyor mu peki? Yeterli oluyor şöyle. Yeterli olması 91'de yapıldığı için artık sulama kanalları tahrip oldu. Deprem yani, de tabii birçok sulama kanalını etkiledi. Yok burada deprem sulama kanallarını etkilemedi de 91'de yapıldığı için yani 30 artık, senelik tabii. Evet eskimiş yani her yerden sular şeye israf oluyor yani. Vatandaşlarımız da biliyor, Mustafa abi de şahittir bu konuya. İşte yıkım bekleyen bir evimiz.
Yani mesela şey diyoruz ya hani iş makinesinin giremeyeceği alanlar. Evet. Yani buna giremiyor mu? Mesela yolun kenarında. Yok, bunu neden yıkmamışlar yani? Mahkeme süreci vardı. Süreç vardı yıkım için. O bekleniyor. Yoksa hasar kodu falan da yazılmış yıkılması için. İşte bu görmüş olduğunuz camimiz köyümüzün ilk camisi. 150 yılı geçtiği için yapımı Kültür Bakanlığı'na devredilmiş. İki kurum arasında bir uyuşmazlık var yani. Çevre Şehircilik yıkmak istiyor. Tarihi yapıya girdiği için Kültür Bakanlığı yıktırmamak istiyor ama cami ağır hasarlı. Yani minaresi falan, lavaboları tahrip olmuş durumda. Böyle bir uyuşmazlık var. Böyle mi buradan devam edelim? Tamam, şöyle gelin. Buradan geri en azından camiyi de göstermiş oluruz muhtarım. Yani hangi konuya değinsek bina işitiyoruz aslında. Tabii ki sorun sıkıntılar had safhada. Cami problemi ayrı, barınma ihtiyacı ayrı, köy evlerinin yapıldığı alan ayrı. Temel şimdi geçim deprem, kaynakları deprem ayrı. Deprem Allah'tan geldi yani. Deprem Allah'ın bir takdir ilahisi. Ama depremden sonraki köylerin yer seçiminden çoğu köy çok rahatsız yani. Yani hele bizim bu bölgede düşünün. Burada araziniz var ama siz 6 kilometrelerdesiniz. Arazinizi ve eski oturduğunuz alanı görme şansınız yok. Peki çalışma nasıl ilerliyor? Köy evlerinde çalışma had safhada yani. Çok sıkıntı hızlı yok değil mi? Yok, evet. Zaten Polat Köy Evleri Türkiye'nin en büyük köy ev projesidir. Tek parça alana yapılan. Yani köy evlerinde bir sıkıntı yok. Evler de çok güzel. Bizim yani şikayetçi olduğumuz konu bizim yerleşkemize yapılmaması. Yani tarım ve hayvancılığa uzaklığından dolayı. Peki yapılacak başka alan var mıydı? Boş alanınız var mıydı yani? Burada yani 16 bin dönüm sulu saha arazi var. 18 bin dönüm susuz saha arazi var. Meralarımız var. Yani zaten biliyorsunuz devlet öncelikle tapulu araziler değil, meralara ve orman olabilir. Bu tür yerlere yani yerine istimlak para ödememek için bu tür yerleri tercih ediyor. Ama burada ne hikmetse fay hattı var, zemin sıvılaşması var gibi öngörülerle köyü oraya taşıdılar. Şöyle yani görüyoruz yapıları bu evet. Şekilde. Bunlar da yıkılacak galiba. Yani artık yıkılmış da zaten. Bu aslında ayaktaydı. Biz bir artıda vatandaşın falan üzerine bu yol kullanıldığı için yıkılır diye kepçeyle biz belediyenin kepçesiyle enkaz haline getirdik. Zaten 200 yıllık gördüğünüz gibi taş ve çamurla yapılmış evler. 86 depremini geçirmiş. Aslında gördüğüm kadarıyla yıkım kodu da verilmiş. Evet, verildi, kaldırılacak. Gelin sizle de konuşalım. Sizi tanıyalım. Ben Öner Göksu. Neler söylersiniz Polat Mahallesi ile ilgili? Biz Polat Mahallesi ile ilgili zor durumlara düştük artık yani. Biz hayvancıyık, köylüyük, çiftçiyik, çobanık. Bizi attılar dağın arkasına. Orada bizim yapacağımız hiçbir şey yok. Merramız yok, arazimiz yok. Hayvancılık yapamak, çiftçilik yapamak, hiçbir şey yapamak. Onun için biz buramız, her şeyimiz buradaydı. Benim de ahırlarım gitti. Hayvancılık yapıyorum. Ha, akır yapacağız dediler, yapmadılar. Hayvanlarımız açıkta kaldı. Şu an çadırla mıdırla uğraşıyor. Büyük baş hayvan bütün benim. Yani işin içinde çıkamıyor, perişan durumdayız. Kaç hayvanınız var? Benim şu an 17 tane büyük baş hayvanım var. Yani çadırda besliyorsunuz, çadırın bakıyorsunuz. Çadırın içinde besliyorum. Mağdur olmuyor mu peki? Soğuk moğuk yapacak bir şey yok. Kendimiz de zaten soğuktayık. Anceyle ısınmaya yapmazsak acık. Nerede kalıyorsunuz? Benim orada evim var. Evde sıkıntı yok mu? Evde sıkıntı yok ama akıllarım gitmiş. Hı hı. O işi de yapmazsak gelirimiz yok. Çünkü mesleğimiz o. Hı hı. Başka yapacak bir şeyimiz yok. Zaten çok azaldı hayvancılıkta. Evet. Hayvancılığı bitirdiler. Hayvancılık diye bir şey yok. Zaten biliyorsunuz köyler... Şöyle gelin muhtarım konuşalım. Zaten yani biliyorsunuz köyler deprem öncesi de göç veren yerlerdi. Türkiye genelinde insanlar şehirlere akın ediyordu. Yani böyle bir deprem tamam Allah tarafından oldu. Ama bu projelerin köylere vatandaşları tekrar çekmesi için eski yerleşkelere yapılması lazımdı yani. Tabii peki o dönem hani sonuçta belliydi oraya yapılacağı. Evet. Hiçbir görüşme olmadı mı? Bir karşı çıkma olmadı mı? Ya da herhangi bir temas sağlanmadı mı? İmza toplandı. 390 tane aile imza verdi taşınmaması için. Belli bir grupta
imza verdi taşınması için. İnsanları şöyle... Bir anlaşmazlık yaşandı o zaman. Anlaşmazlık şöyle, o zamanki yapı insanlara işte dedi ki 390 kişi imza toplamış köy taşınmasın diye süreci yavaşlatıyorlar. İşte bizim köy evlerimiz çok geç kalacak. Bazı insanlar kronik rahatsızlığı var, küçük çocuğu var. O insanlar paniğe kapıldı. Bunda da o insanlar evler yapılsın da nereye yapılırsa yapılsın mantığıyla imza verdiler taşınması için. Yani gelip burada bir AFAD il müdürünün ya da bir büyükşehir belediye başkanının bir yetkilinin tamam biz sizi taşıyoruz. Burada fay hattı var. Yani insanları bilgilendirmediler. Yani insanlar buranın buraya ne için yapıldığını yapılmadığını bilmiyorlar. Yani hiçbir yetkili gelip burada halkı bilgilendirmedi. Yani demediler ki ya tamam bak burada sizin köyünüz ama biz burayı taşıyoruz sizin iyiliğiniz için. Zemin sıvılaşması var, işte fay hattı var. Bunlar olmuş olsaydı biz bunları konuşmazdık yani. Konuşmamıza gerek kalmadı. Bilgilendirme yapılmadı evet, diyorsunuz aslında. İnsanlar da razı olurdu bu duruma. Yani biz gidiyoruz da devlet bizi düşünüyor işte bir sonraki deprem olur, bir afet olur, ora daha güvenli diyebilirlerdi yani. Peki eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Yok, eklemek istediğimiz başka bir şey yok. İşte mağdur durumda böyle yaşamaya uğraşıyoruz. Ha, kendi çabamızla uğraşıyoruz. Bir şeyler kazanıp da karnımızı doyurak o da olmuyor yani. Randımansız oluyor. Çok evet. Teşekkür ederiz, sağ olun. Şöyle devam edelim muhtarım dilerseniz. Şöyle göstere göstere ilerleyelim. Yıkılması gereken konutların evet. Yanından ilerliyoruz evet, şu anda. Bunların zaten askı kodları da yazıldı. Bunlar yakın bir sürede kaldırılacak. Durumu ilerleyelim evet, solda. Buradan ilerleyelim gelin. Peki çadırlarda kalan vatandaş var mı? Çadırda kalan vatandaşımız 3 kişi var. Çadırda kalan şu an için. Daha dün Kaymakam Bey'le yani ben 6-7 aydır bu vatandaşların konteynere geçmesi için uğraşıyorum. Vatandaşlar da şahittir. Bugün Kaymakam Bey'den dönüş oldu. 2 gün sonra o vatandaşlar da konteynere geçiyorlar. Neden bu kadar gecikti? Konteynerde yer olmadığından dolayı bir ikincisi yani aile düzenine şimdi oğluyla beraber kalıyorlar aile. Şimdi 8 kişi bir konteynerde bir aile düzeni olmaz yani sığamazsınız bile. İşte baba hakkından feragat etmiş oğluna vermiş konteyneri. Yani onlar rahat etsin diye. Kendi çadırda kalıyor. İşte Kaymakam Bey dün konteyner kentteki yetkili arkadaşa yetki verdi. Oturulmayan yani konteyner verilmiş ama insanlar oturmuyor. Konteynerde kalmıyorlar, evleri var. Bu vatandaşlar çıkartılıyor ki o 3 tane vatandaşımız 2 gün içerisinde konteynere yerleşsinler. Umarım o barınma sorunu da çözülür. Çok zor çünkü. Evet. Yani Polat'ın da mevsim şartlarını hepimiz Polat biliyoruz. Kış yani şartlarını biliyoruz. Soğuk, bayağı soğuk. Bölgelerinden biridir. En çok kar alan bölgesi, en çok soğuk olan bölgedir. Allah yardım etsin yani vatandaşlarımıza. Peki ufak ufak sorunlara da değinelim. Tabii ara ara konuşuyoruz, eksikleri anlatıyoruz ama bir de diğer hizmetlerden bahsetmek istiyorum. Suda, elektrikte, internette, kanalizasyonda, sokak lambalarında sorunlar yaşıyor musunuz? Şöyle sokak lambalarında sorun yaşamıyoruz. TEDAŞ ekipleri sağ olsunlar yani nerede bir sorun olsa arasak ulaşıyorlar. Tek sorun yaşadığımız en büyük nokta maske. Yani maske personeli değil. Yani maske yetkilileri. Yani Doğanşehir gibi 39 köyü olan bir ilçeye bir tane kanalizasyon ekibi, bir tane de su arıza ekibi vermişler. Yani bu insanlar bu kadar büyük bir kilometre karede olan bir ilçeye nasıl yetişsinler? Yani 39 köye 2 tane personel ne yapabilir? Yani biliyoruz gördüğünüz gibi Polat'ın her yeri enkaz. Bütün altyapımız tamamen bitmiş ve tahrip olmuş durumda yani. Bu altyapının komple değişmesi lazım. Çünkü burada yaşam devam edecek. Yani insanlar, burada sağlam evleri olanlar, yarın imar açılırsa yerine yapmak isteyenler var. Yani buradan gitmek istemeyenler var. İçme suyu problemimiz de zaten yoktur yani. Burada yaz aylarında oluyor. O da idare ediliyor yani. Çünkü konteyner kentlerde yaşayan vatandaşların su kullanımı biraz fazla. Ve kayıp kaçak da çok. Çünkü enkaz olduğu için bulamıyorsun yani cihazlarla arama yapıyor maskeden gelen arkadaşlar. Çoğu yer tespit edilemiyor. Durumlarımız böyle yani. Ekiplerin biraz aslında artırılması gerekiyor. Artırılması lazım. Tek bir yani. Ekip hiçbir yere yetişemez evet. Sizin de dediğiniz gibi.
Çünkü bura bir Akçadağ değil. Çünkü Akçadağ'da çok büyük bir tahrip, hasar yok. Ama Polat, Doğanşehir'de... Şimdi Akçadağlılar da bize kızmasın, hani orada yıkım yok derken, yok. Doğanşehir'e nazaran Doğanşehir, söylüyoruz tabii ki. Tabii Doğanşehir gibi yıkım yok yani. Herkes biliyor ki Doğanşehir, evet, çok büyük ölçüde olduk. Etkilendi, yani yerle bir oldu. Türkiye'de ikinci en büyük hasar alan ilçe Doğanşehir. Bina bakımından. Burada maske yetkililerine yani seslenmek istiyoruz. Yani bu benim şikayetim değil. 39 köy muhtarının ve belediye başkanının da şikayeti. Yani biz her toplantıda bunu dile de getiriyoruz. Ekiplerin artmasını istiyorsunuz. Evet. En doğal hakkınız tabii ki. Yani bir arıza olduğu zaman, diyelim ki Polat'ta bir arıza var. Yani buraya yetişene kadar gün bitiyordur. Belki, evet, diğer güne bile, evet, sarktığı oluyordur ekipler buraya gelene kadar. Kentte yaşadığı için bir tane konteynerde kanalizasyon arızası olduğu zaman 20-30 tane konteyner etkiliyor. Yani 20-30 aile etkiliyor. Yani çünkü ev düzeni gibi değil. Kanalizasyon hattı tek bir hattan gelen bir hat. İçme suyu hattı tek bir hattan gelen bir hat. Çünkü yanaşık düzene maruz kaldılar vatandaşlar. İnşallah bayağı bir çözüm ekipler bulunur. Konusunda sıkıntı var. Peki tabii büyük ölçüde etkilendiğini her fırsatta söylüyoruz. Doğanşehir ilçemizin, Polat mahallemizin de aynı şekilde. Vatandaşlar daha önce buralarda alışveriş yapıyorlardı. Evet. Peki şu anda nerede alışveriş yapıyorlar muhtarım? Şu anda konteyner kent çarşı kuruldu yukarıya. Konteyner kentlerin olduğu yere. Orada şöyle gelin dilersen. Bir tane bakkal hizmet veriyor. Burada var bakkalımız, berberimiz, kıraathanelerimiz. Yukarıda var kıraathanemiz. Yani esnaftan yana bir sıkıntı yok. Aynı şekil hizmetlerini devam ettiriyorlar. Yani yerleri dar da olsa bir şekilde idare ediyorlar. Böyle buraları da gösterelim mi, evet, biraz muhtarım? Şöyle ilerleyelim. Burada da aslında yıkım yapılmış ama enkaz kaldırılmamış. Evet. Dün yapıldı. Bunu da biz bilerek kaldırtmadık. Yani kaldırtmadık derken kamyonlar gelmemişti, yıkım ekibi arkadaşların. Bu cadde kullanıldığı için bu bina ağır hasarlıydı. Dedik bir artçıda bir vatandaşın üzerine falan Allah göstermesin çöker. Yıkın bırakın, araçlar gelince kaldırılması devam etsin. Dün yıkıldı bu bölge. Bir an evvel kaldırılırsa aslında hem manzara açısından daha iyi olur diye düşünüyorum. Psikolojik olarak vatandaşlar yani enkazdan, bu görüntüden insanların psikolojisi bozuldu. Yani herkes panik atak oldu. İnanın bu köyde yani bir iki nokta bile bir artçı olduğu zaman insanlar içeriye girmiyor. Bir de son zamanlarda özellikle Doğanşehir merkezi çok fazla deprem olmaya, evet, başladı. Uzmanlar da bu bölgedeki vatandaşları çok sıklıkla uyarıyorlar. Aslında gerçekten deprem uzmanları çok fazlasıyla bilgi kirliliği yaratıyorlar. Kimi diyor ki deprem olacak, Doğanşehir işte evet, ciddi büyük ölçüde etkilenecek, bu fay hattına dikkat edin. Diğeri diyor ki hayır, orada bir deprem beklemiyoruz, işte artçılar devam edecek sadece, şu aralıklarda deprem olacak büyüklüklerde diyorlar. Vatandaş da ciddi anlamda bu bilgi kirliliğinden çok fazlasıyla bıktı. Aslında buna da bir el atılmasını çok fazlasıyla vatandaş da talep ediyor. Yani şu bilgi kirliliğinin bir önüne geçilsin, vatandaşı korkutmasınlar, psikolojiler alt üst zaten. Evet. O onu söylüyor, bu bunu söylüyor, şu bilim insanı şunu söylüyor diyorlar. Diğeri deprem uzmanı bunu söyledi diyorlar. Yani şunu vatandaşlarımıza tekrardan hatırlatalım. Hiç kimse depremin ne zaman olacağını bilemez yani. Evet. Bunu sosyal herkes bir bilsin bence. İzlenme oranları için popüler olan yer bilimcilerin eski konuşmalarını da yayınlıyorlar. Yani işte depremde uyarıyor eski programları. İnsanlar bunu yeni gibi algılıyor ve bir tereddüte düşüyor. Zaten insanların psikolojisi bozuk yani bu memlekette. Çünkü her yer enkaz. Yani tarih yok olmuş, oturduğu ev. Yani çoğu insan evinin yerini bulamıyor. Yani bu görmüş olduğunuz alanın hepsi yanaşık düzen evlerdi. Şu anda görüyoruz. Evet. Her taraf boş tarla. Vatandaş Polat'ı görmek istiyor ama Polat'ın şu an çektiğimiz yerin mesela neresi olduğunu bile bazı vatandaşlarımız kavrayamıyor, anlayamıyor. Evet. Çünkü sizin de dediğiniz gibi önceden buralar evlerdi. Vatandaşlar biliyorlardı. Mahallesi olarak geçer. Hatta türkülere nail olan bir ev, Alkonak dediğimiz yer de buraydı. Tam şimdi görüyorsunuz bir tarla halini almış. Yerinde yerler esiyor, evet, tabii ki. Görüyoruz hep eski yapıların olduğu, genelde kerpiç yapıların olduğu bir bölge, evet, burası. Polat aslında depremden ziyade garibanlık, fukaralık da yıktı yani. Çünkü 100-150 yıllık evler, atadan dededen kalma evler, 86 depremini geçirmiş, 86 depreminde yıkılması gereken evler yıkılmamış, yerine devletin
deprem evi yaptığı halde yıkılmamış. O evler geri tadilat edilmiş, kerpiç evler. Bu şekilde bu depremde de çok ağır bir yara aldı. Peki şurada da tellerin bayağı zarar gördüğünü görüyoruz. Sıkıntı var mı elektrikten yana? Yok. Elektrikten yana bir sorun yok öyle mi? Evet. Aydınlatmalarımız ve yani vatandaşlarımızın evlerinde, bireysel konteynerlerinde elektriklerinde sıkıntı yok. En büyük sorun burada kanalizasyon. Çünkü görmüş olduğunuz her yerden kanalizasyon hattı var. Ve bunu iş makineleri, deprem büyük bir tahribat yarattı. Bir de bu bulunduğumuz alan hep el işçiliğiyle açılmış kanalizasyonlar. Yani zamanında iş makinesi yokken insanların kazma kürekle açtığı, taşları kırarak açtığı kanalizasyon sistemleri. Bunlar tamamen şimdi tıkalı ve şey yani çökmüş vaziyette. Yani maske ekiplerinin bir an önce burayı programa alıp buranın altyapısıyla ilgilenmeleri gerekiyor yani. Kanalizasyonda evet. Ciddi problem gerçekten. Ciddi problemleri. Hem yaz aylarında kötü koku yayar. Gerçi şu anda da hani kötü kokuyu almak mümkün de evet. Sineklenme oluşur. Vatandaşın evet. Sağlığı da ciddi anlamda tehlikeye girmiş olur. Zaten psikolojiler alt üst, evler yıkık. Vatandaş kendini yani toparlayamıyor. En azından bu tarz hizmetler de yapılırsa vatandaşın biraz daha kafası rahat eder. Hani önünü görebilir en azından. Ya psikolojik olarak devletin, hükümetin ve belediyenin bir şeyler yaptığını görürse vatandaş psikolojik olarak da rahatlar. Yani insanlar bir şeyler yapıldığını fark ederler. Yani bir yatırım yapıldığını, buranın terk edilmeyeceğini. Ama işte hal böyle olunca insanlar yani şu görüntüde psikolojisi insanın nasıl düzgün olsun? Yani belki burada çocukluğu geçti bir vatandaşımızın. Belki bu yapıda insanların çocukluğu geçti. Burada evlendiler, burada doğdular, büyüdüler. Anıları var yani. Şimdi bu psikolojide, bu enkazda çok sağlıklı bir yaşam yok. Gördüğünüz gibi insanlar hep bir karamsarlık içinde. Yani size hiçbir iyi bir şeyden bahseden oldu mu? Olmadı. Yani tarımdan, hayvancılıktan, köyün taşınmasından. Yani her şey deprem sonrası. Yani deprem vurdu. Ama bundan sonraki süreçte de iyileşmesi gereken şeyler kötüye gidiyor. Zorlu süreçler. Vatandaş zorlu çok süreçler. Bekledi gerçekten. Evet. Bazı noktalarda belki fedakarlık yaptı ama artık beklemek istemiyorlar evet. Haklı olarak. Merhaba. Merhaba. Ekmekle bekliyorsunuz ama. Bu ekmeğin buğdayı 3 sene evvel mazot 6 liraydı. Ekmek 2,5 liraydı. Şimdi mazot 40-50 lira. Ekmek 10 lira. Buğda 6 lira. Bu ülkede nasıl kalkınacak da bu çiftçi nereye varacak? 200 gram ekmek bak. Mazot 6 lira yakan 2,5 lira, mazot 50 lira, ekmek 10 lira, buğday yine 6 lira. Buğday da artık çok fazla ekilmiyor zaten, onu bulabilene de aşk olsun ekeyim, da. 60 dönüm ektim, zarar ettim giden sene, bu sene ekmedim. 200 dönüm ekiyordu muhtar, bu sene ekmedi. Zarar ediyor. Nasıl geçinecek, ne diyecek işte. Abi, durum bu. Maliyetler almış başını gidiyor, haklısınız tabii ki. Şöyle sizi de tanıyalım, konuşmadık galiba sizinle. Ben Hüseyin Aktaş. Siz de burada yaşıyorsunuz. Şimdi oturuyorum. Bu önceki dönemlerde yani Polat sanayi bir bölgeydi. Çiftçiliğinde, hayvancılığında şu köyde koyunu yani küçük baş, büyük baş olmayan yoktu. Allah'a şükür her şeyimiz de bitti şu anda. Şu anda her şeyimiz de bitti. Başka diyeceğim yok. Siz nasıl geçiniyorsunuz? 10 lira maaş alıyorum. Tütüncülük yapıyorum. Allah'a şükür o da bitti. Başka da yok. Ne olacak tütünün hali? Tütünün hali ne olacak işte? Yasaklandı. İyi kötü ondan alıyorduk. Veriyorduk. Onun sayesinde emekli oldum. Çiftçi Bağkur'undan. Şu anda işte 10 lirayla geçiniyor. Bir ton tütünüm var şu anda evde. Satamıyor musunuz onu da? Yok satamıyor. Ama kime satak? 20 sene önce burada defterimde daha yazılı 17 bin küsür küçük baş hayvan vardı. 12 bin küsür de büyük baş vardı. Şu anda 1500 küçük baş kaldı. 250 tane de büyük baş var. İstanbul'da, Ankara'da Polat'ın hayvanı düpleriydi, numuneliydi. Buradan besi yapıyordu. İstanbul'da Allah'a şükür hepsi de bitti gitti. Götürüyordu.
Yani buranın hayvanı gidiyordu. Malatya'yı. Hayvancılık olarak önde gelen bir beldelerden, yani Malatya'nın tek başına ihtiyacını, et ihtiyacını Malatya, karşılayan bir beldeydi. Malatya çevresinde bura sanayi bölgeydi. Ben kavuştum, 70 yaşındayım. Yani, Allah'a şükür her şey bitti. Telat abi ne olacak dediği bizim gibi, hani bu hani yarın taşınma olduğunda bu dediği sayı da olmayacak burada. Çünkü insanlar Otlakiye'ye de yetişemeyecek, Meralara da yetişemeyecek. Yani. Otlakiye'miz şu karşı dağlar bak, şu gördüğün dağlar. Oradan hayvanını alıp da bu vatandaş oraya gelir miydi? Bak yerimize şuraya 4 tane dozer bıraksa da buradan dereye çek 4 seki yapsaydık, köyün üst başında 800 tane ev alırdı. Tarihi bir köy olurdu. Yıktılar, gittiler, bizi öldürdüler, bitirdiler. Bir yetkili gelip de burada demedik, arkadaş biz evimizi oraya yapıyoruz. Ne diyorsunuz denmedi. Bir de Allah'ın saftirik muhtarımız vardı. Allah'a şükür imzaya attı. Memleketi sattı, kurtulduk, gitti işte. Ne yapacağım? Ben şu doğa gidip de hayvanımı güttüm oradan oraya. Nasıl gitme şansım var benim? Yok. Tergeyecek işte, burada bekleyecek. Devlet bir sokun bir şey verirse, yiyecek yoksa da acından ölüp gideceksin. Teşekkür ederim. Şöyle ilerleyelim muhtarım. Bazen sözün tükendiği yerde kalıyoruz. Evet. Söyleyecek çok fazla bir şey bulamıyoruz. Vatandaş öyle bir haklı ki, yani sistem etmekten. Yani insan üzüldüğüyle kalıyor. Bu bazı laflar hani bir hançer gibi saplanır ya, gerçekten öyle. Şu anda o cümleleri duyuyoruz çiftçilerimizden, yetiştiricilerimizden. Şimdi devlet yetkililerimiz yaptıkları işte evlerden, konutlardan övünüyorlar. Ha çok güzel evler, çok güzel projeler. Ama bu insanlar yani geçimini nasıl sağlayacak orada, onu hiç düşünmediler yani. Görüyorsunuz insanların hepsi, kime mikrofon uzatsanız, tarımdan, hayvancılıktan, köyün taşınmasındaki yanlışlıktan bahsediyorlar yani. Ha bunun geri dönüşü de yok. Yapıldı artık yani. Yapıldı, o kadar evet. Yatırım yapıldı oraya ama da. Yazık oldu yani. Polat'a yazık oldu. Yani Polat bunu hak etmiyordu. Yani buradan gitmeyi hak etmiyordu. Yani buraya bir şeyler geliştirilmesi lazımdı. Bir formül düşünülmesi lazımdı yani Polat'ın. Buradan gitmemesi lazımdı. İnsanların tek isteği buydu. Biraz da şuraları çekelim dilerseniz muhtarım. Tabii orada yerleşim alanı var mı bilmiyorum ama hiç bu bölgeye gelmedik daha doğrusu. Biraz da buraları gösterirsek en azından vatandaş bizim bölgeye girilmedi demesin. Hani kimsenin gönlü kalmasın. Bu bölgeyi de çekelim evet. Bu bölge de ağır yara alan mahallemiz. Kili taşlarını da görüyoruz. Bayağı bir tahribat oluşmuş durumda. Burada çamurları da görüyoruz muhtarım. Belediye başkanımızın girişimleri var ama ağır tonajlı araçlar diğer köylerin inşaat şantiyesi alanına bu yolu kullandıkları için, maden araçları, iki tane de madenimiz var. Bu yolu kullandıkları için bu ağır tonajlı araçlar gittikten sonra yapımına başlanacak bu yolların. Şimdi yapılsa yine aynı şekilde tahrip olacak. Onun için müdahale edilmiyor yani yollara. Okulumuz var mı mahallede? Var evet. İlköğretim okulumuz var. Lisemiz de vardı. Yıkıldığı için eğitim taşımalı olarak Doğanşehir'de devam ediyor lise olarak. İlköğretim okulumuz aktif olarak devam ediyor. Çok göç verdik mi peki mahalleden? Çok göç vermedik. Yani deprem sonrası burada yaşayan vatandaşlar burayı bırakmadı. Bazı vatandaşlarımız, yani burada hiçbir geçim kaynağı olmayan vatandaşlarımız deprem sonrası bazı illere yerleştiler ve şimdi orada ikamet ediyorlar. Çünkü burada kalacak yerleri de yok. Yani bu ailelerimizin nüfus sayısı fazla olduğu için konteyner kentte de kalamıyorlar. Şöyle baktığımız zaman aslında depremin acı manzarasıyla evet. Sol tarafımıza karşılaşıyoruz. Burada lavabolarımız var, evet. Çadırlarımız var aynı şekilde. İlk zaman zannediyorum ki buralarda çok fazla çadırlar kuruldu vatandaşların evet, barınması için. Görmüş olduğunuz meydan komple çadırdı. Zaten çadırımızın bir tanesi daha duruyor. Aktif şekilde. Televizyonda bakıyordum, görüyordum, seviyordum. Ha yanıma geldi. Gel konuşalım teyze. He. Geziyoruz mahallenizi, sorunlarınızı anlatıyoruz. Teyze hoş nasılsın? İyiyim. Gözlerinden öperim. Her gün televizyonu izleyeyim. Gel bakalım. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Seni tanıyalım teyze. İsim soy isim nedir? İsim soy isim nedir? Benim Mehmet Zöhre Şahin. Siz de burada mı oturuyorsunuz? Biz oturmuyoruz. Buraya yapı yok. Burayı yapıyorsunuz. Eviniz yıkıldı mı? Evet. Üç tane evimiz burada. Bak ta bir ucu oradaydı, bir ucu oradaydı. Hepsi de gitti. Hepsi yıkıldı. Evimiz alınmadı, eşyamız kalmadı, eşyamız gitti. Şu an nerede kalıyorsunuz? Sağ olsun. Şu an nerede kalıyorsunuz? Yukarıda konteynerde kalıyor. Konteyner kentesiniz siz de.
Var mı eksikleriniz, sorun, sıkıntılarınız? Kızım burayı yapıyoruz. Eksik ağaçları yok. Ağaçlarımız yok. Şöyle amca gelin siz de teyzemizin yanına. Burayı biz yaptık. Ağaçları yok. Durumları yok. Bunlara kaymakamlık da yardım etmiyor. Kendi imkanınızla yapmaya çalışıyorsunuz. Ben de yaptım. Bana da yardım etmedi kaymakamlık. Sağın solun yardımıyla yaptım. 60 metrekare de ben yaptım. Muhtarım, mahallede can kaybı oldu mu? 3 tane. Bir tanesi 58 yaşında, 2 tanesi de yatalak hastaydı. Çıkartılamadı yani. 3 tane can kaybı var. Yıkıma göre can kaybının az olması, bizim burayı öğlenki yani 1.34'teki deprem vurdu. Geceki depremden dolayı insanlar, bir de 86 depremini geçirdiği için insanlar deprem bilinci vardı yani. Artçısının olacağını, artısının büyük olacağını biliyorlardı. İnsanlar hep caddelerdeydi yani o karda. Ondan dolayı Allah'a şükür yani maddi kayba göre can kaybımız yok. O ikinci deprem gece olsaydı var ya çok öyle olurdu burada. Evler gittiydi. Olmaz inşallah. Arkamızda güç gibi Allah'tan aşağı muhtarımız var. Sağ olasın. Aba o. Vallahi sağ olasın. Memnun musunuz muhtarınızdan? Oo, onun böyle tırnağına kurban olurum. Eyvallah. Peki eksikleriniz var mı teyze? Elektrikte, suda, genel anlamda sorunlarınız var mı? Şimdiye kadar bir şey olmadı. Orada oturuyor. Siz konteynerdasınız. Orada sorun yok diyorsunuz. Evet, orada oturuyor. İşte burayı da yapak üstünü, şeyini, sacını koyak da çatısını dedik. Yaza kadar böyle kalsın dedik. Allah yardımcınız olsun. Gülüyordum hele. Çok teşekkür ederiz teyze. Sağ olun. Sizi tanıyalım abla. Nasılsınız? İyiyim, sen nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nerede yaşıyorsunuz? Şu yanda. Gelin gidelim o yanına. Tamam. Evinizde var mı sıkıntı? Bir inağımız var da soğuktan ölecek. Ahırınız yok mu? Yok. Yıkıldı mı? He. Ahır konusu ciddi sıkıntı muhtarım. Evet, anladığımız kadarıyla. Hayvancılık yapılan bir bölge. Yani burada İnsanların ahırı olmazsa geçim kaynağını nasıl sağlayacak? Soğuktan donacak diyor teyzemiz. Yani bir ineği varmış geçici galiba. Geçici olarak bir ahır yaptılar. Herkes öyle yani. Sadı teyzemin değil. Benim halam olur. Öyle mi? Halanız yani. Oluyor. Şöyle buraları da bir gösterelim en azından. Aslında nüfusun yoğun olduğu bir mahalle. Yani buralara biraz daha yatırım yapılırsa mahallenin gönlü biraz daha ferahlaşır. Evet. En azından o psikolojiden biraz uzaklaşırlar. Bu süreç çok zor bir süreç gerçekten. Çadır vermediler. Hayvanlar için mi teyze? Bir inağımız var, bir danamız var. Vermediler. Gittik yazıldık. Şimdi alak oradan kim getire geri buraya? O un satıyorduk. Geri ulaşamadık. Yani perişanlık dizde. Sabahça beynim ağrıyor soğuktan. Çok soğuk gerçekten. Buradan mı ilerleyelim? Evet. Tamam. Bizim o yanına gideyim. Hele baksın ahıra da bak. Uzak mı teyze mesafe olarak? Ha, mesafe çok uzakmış teyze. Bahsettik zaten. Zaten programımız yavaş yavaş bitecek ya. Eklemek istediğin bir şey varsa konuşalım. Dile getir. Çadır istedim. Mal çadırı vermedi. Hayvanlarını koyabilecekleri çadır istiyor teyzemiz de. Vermedi. Aha, parayla gidelim alalım. Onu da getirenim yok. Adam hasta, gözünden ameliyat oldu. Çok geçmiş olsun. Alan olmadı. İyileşti. Oldu hadi gülüm. Peki çok teşekkür ederiz teyze, sağ ol. Şöyle şurayı da gösterelim muhtarım. Şu an burası ne diye geçiyor bilmeyen izleyicilerimiz için. Buranın ismi Eşeksiz Mahalle. Eşeksiz. Evet, Eşeksiz Mahalle. Neden olabilir. Öyle denilmiş? Demek ki eşek yoktu zamanında bu bölge. Yani çünkü daha önceki tarım araçları, affedersiniz, hayvanlarla sağlanıyordu. Buraya atalarımız o ismi takmışlar. Çok eski bir mahalle demiştik zaten programımızı evet, açarken. Eski bir biraz eskilerden bahsedecek olursak neler söylersiniz yani Polat Mahallesi için? Polat Mahallesi yani geçmişte günden güne kan kaybetmiş bir mahalle. Yani gördüğü günden geri kalma derler ya atalarımız. Yani Polat Mahallesi'nde 4 tane lokantası olan, oteli olan, hamamı olan, ya bölgenin ilk öğretim okulunu barındıran, lisesini barındıran, yani diğer köylerin eğitimini alması için geldiği bir bölge. Tabii daha sonraki hatalardan dolayı insanlar göçe maruz kaldı. Bütün köylerde olduğu gibi boşaltıldı köyler yani. Köylerin yani depremden önce zaten içleri boşaltılmıştı. Binalar var ama insanlar yoktu köylerde. Yanlış politikalar yani. Çünkü küçük tarım ve hayvancılık
son 20 yıldan beri ağır bir yara aldı yani. Yani şunu çok merak ediyorum aslında. Gittiğimiz her bölgede tarım ve hayvancılığın bu denli yok olduğunu her fırsatta söylüyoruz. Evet. Gerek haberlerimizde, gerek programlarımızda ki özellikle bu mahalle programlarımızda kırsal bölgelere daha çok yaptığımız için söylüyorum. Yani bizim gördüğümüzü acaba yetkililer görmüyor mu? Görmüyorlar. Yani bizim duyduğumuz tedirginliği acaba onlar hissetmiyor mu? Yani şimdi köylü çalışacak, şehirdeki yiyecek evet. mesela. Şimdi burada üretim olmayınca şehirdeki ne yiyip ne içecek? Vallahi bir şey yeme şansı yok. Zaten enflasyondan belli oluyor yani bu anlattıklarımız. Yani insanlar domates almak için halk pazarlarında akşam bekliyor. Yani esnaf vatandaş atsın da yerden toplasın diye. Yani ülke bu hale gelmiş durumda. Şimdi sebze de ekilmiyor artık. Bu sene onu da gözlemledik biz. Sebze nasıl ekilsin? Yani çünkü maliyetini kurtarmıyor. Küçük ölçekli yapıldığı için. Damlama sulamaya, yağmurlama sulamaya, sulama sistemleri uygun değil. Şimdiki salma sulamayla bunu yani teknik tarımı yapma şansınız yok. Hele ki küçük ölçekli arazilerde yani teknolojiyi tarım olarak kullanma şansınız yok. Ben bu bölgenin yani Polat'ın en çok tarım işini yapan bir vatandaşım yani. En çok mahsulünü eken vatandaşım. İnanın ben bu sene 150 dönüm kadar şeker pancarım vardı, zarar ettim. Yani şimdi traktörümü, işte söküm makinamı, bir de ben teknik yapmaya çalışan bir çiftçiyim. Bırakacağım yani, mecbur satacağım. Çünkü zarar edilen bir iş yapılmaz. Acı bunları duymak gerçekten evet, çok acı. Polat Mahallesi'ni gezerken, tabii daha önce de gelmiştik ama hiç bu kadar içimin acıdığını hissetmemiştim evet, yani. Yani duyduklarım buradan, karşısında çok derin bir siyasiyi, hüzün bir hissediyorum. Bir hükümeti, bir devleti zaten yani karalama gibi bir derdimiz yok. Olanı olduğu biz gibi aktarmak lazım. Olduğu gibi anlatıyoruz ki bize bir çözüm bulsunlar yani. Bir çözüm üretsinler. Tek isteğimiz bu. Muhtarım programımızın artık sonuna geldik. Şöyle bir iki cümle alalım dilerseniz. Öncelikle geldiğiniz için RTV ailesi olarak sorunlarımızı dinlediniz. Vatandaşlarımızın her mikrofonu uzattığınız insanlar yani bir dokun bina işit gibi. Anlattığımız şeyler bizim şikayetlerimiz değil, taleplerimiz. Biz bunların bir an önce çözüme kavuşturulmasını istiyoruz yani. Devletten, hükümetten ve yetkililerden beklediğimiz bu ben Polat Mahalle Muhtarı olarak köyümün şikayetlerini, önerilerini, taleplerini dile getirdim. RTV ailesi olarak hepinize tekrar teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Biz teşekkür ederiz. Görevinizde de başarılar dileriz. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet değerli izleyenler, Polat Mahallesi'ni gezdik. Yarın başka bir mahallede görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. Emek İş, Tel Örgü ve Çit İmalatı Size Geliyoruz programını sundu.